Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arya Yayınları 5. sınıf Matematik Atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 4. ünite Temel Kavramlar. Konumuzu büyütelim. Temel geometrik kavramlar. Şimdi kalemin defterde bıraktığı ize biz nokta diyoruz. Yani bakın bu iz arkadaşlar bir noktadır. Şöyle de gösterebiliriz. Eni ve boyu yoktur. Noktalar büyük harfle gösterilir. Bakın burada örnekler vermiş. İki yönden sınırsız uzaklığı kabul edilen düz çizgiye doğru denir. Tek boyutludur. Sınırsız uzadığı için arkadaşlar bunun uzunluğu ölçülemez. Küçük bir harfle veya üzerinde iki nokta izle gösterilir. Bir doğru üzerindeki herhangi iki nokta arasında kalan parçaya doğru parçası denir. Tek boyutludur. Uzunluğu ölçülebilir. Bir noktadan başlayıp sınırsız uzayan düz çizgiye biz ışın diyoruz. Bu da tek boyutludur. Bunun uzunluğu da ölçülemez. Çünkü bir tarafı arkadaşlar sonsuza kadar gidiyor. Devam edelim. Aşağıda verilen çizimlerin sembol ile gösterimini tik ile belirleyiniz demiş. Bakın arkadaşlar her iki tarafta sonsuza kadar gittiği için bu bir doğrudur ve de AB doğrusu ile gösterilir. Buraya baktığımda başlangıç noktası belli. Bu tarafı sonsuza kadar gidiyor. C tarafı kapalı olacak, D açık olacak. Bakın bu şekilde gösterilir. EF her iki tarafı da kapalı olduğu için bu bir doğru parçasıdır. Bakın, her iki tarafı da kapalı. Burası doğru oldu. HG bakın arkadaşlar G başlangıç yeri, H sonsuza kadar gidiyor. Yani G kapalı tarafı olacak, H'ın tarafı açık olacak. Doğru olan burası oldu. Buraya bakın her iki tarafı da sonsuza kadar gittiği için bu bir doğrudur. Yani E doğrusudur. Doğru olan burası oldu. K, L. Bakın arkadaşlar. Başlangıç ve bitiş noktaları belli. Dolayısıyla bu bir doğru parçası diyoruz. Bunun doğru gösterimi de burasıdır dedik. Aşağıda verilen ifadeleri yeşil renkli kareli zemini çiziniz demiş. Bakın A başlangıç noktası B sonsuza kadar gidiyor. Yani bu şekilde oluyor. Ben buraya A diyorum. Buraya da B diyorum. MN arkadaşlar doğru parçası. Yani başladığı ve de bittiği yer belli. TV bakın bu bir arkadaşlar doğrudur. Yani başladığı ve de bittiği yer belli değildir. İki tarafı da sonsuza kadar gidiyor. Yazalım. TV D doğrusunu istemiş. Yine arkadaşlar aynı şekilde iki tarafı da sonsuza kadar gidecek ve de D yazıyoruz. PR doğru parçasını istemiş. Doğru parçasının iki tarafı da kapalı oluyordu. Buraya P, buraya R yazdık. Son olarak arkadaşlar KL'ye geliyorum. Başladığı yer burası, bittiği yer burası. Burası K. Pardon, bittiği yer değil. Burası sonsuza kadar gidiyor. Burası k burası da l gelir. Aşağıdaki kareli zeminde verilen doğru parçalarının uzunluklarını boşluklara yazınız demiş. Burayı sayalım 1 2 3 4 5 6 7. 7 birim. Burayı sayalım 1 2 3 4. 4 birim. Burayı sayalım 1 2 3 4 5 6. 6 birim. Burayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 birim. Burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim. Devam ediyoruz. Aşağıda uzunluklara verilen doğru parçalarını mavi renkli kareli zemine çiziniz demiş. A, B 2 birim olsun demiş. 2 birim çizelim. Burası A noktası. Burası B noktası. CD 6 birim olsun demiş. 1 2 3 4 5 6. Burası C noktası, burası D noktası. EF 4 birim olsun demiş. 1 2 3 4. E F GH 3 birim olsun demiş. 1 2 3. Burası G Burası H. KL 5 birim olsun demiş. 1, 2, 3, 4, 5. K, L. Son olarak M, N'yi de çizelim. 8 birim olacak şekilde. M noktası burası. N noktası burası. Devam edelim. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız demiş. Yukarıdaki kareli zeminde verilen doğru parçalarına göre AB doğru parçası artı CD doğru parçası kaç birimdir demiş. AB arkadaşlar 5 birim. CD 3 birim. Bunları toplayalım. 5 artı 3'ten cevabım 8 birim olarak geldi. Buraya geldik. BH bakın 1 bir birim artı HK burası 4 birim. Artı EF burası 2 birim. Toplamı 7 birim gelir. Yandaki kareli zeminde verilen doğru parçalarına göre bu işlemin sonucunu istiyor bizden. Şimdi parantez içerisinde AC AC 6 birim artı BE BE 2 birim. Parantezi kapattık. Eksi BD B'de 3 birim. 6 ile topladım. 8, 8'den 3'ü çıkardım. Cevabım 5 birim olarak geldi. Son sorumuza geçiyoruz. Son şıkkımıza. Yukarıdaki kareli zeminde A ve 18 santimetreymiş. Bakın. 6 birim 18 santimetre eşit. Yani 1 birim 3 santimetre. CD'yi istiyor. CD arkadaşlar 4 birim. 1 Bir birim 3 santimetre ise 4 birim 4 çarpı 3'ten 12 santimetredir dedik. Böylelikle arkadaşlar videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.